Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lightning Web Components'un geliştirdiği Lightning Design Sistemi ile alakalı bir ders yapmayı düşünüyorum. Öncelikle oluşturduğum Lightning Web Components'ları ayrı bir home page'de ya da app page'de toplamak istiyorum. Siz de ayrı ayrı home page'ler ya da app page'ler yaparak yaptığınız, oluşturduğunuz Lightning Web komponentleri farklı yerlerde gösterebilirsiniz. Orkuma geliyorum. Ork'a bağlandıktan sonra öncelikle bir App Page yapalım arkadaşlar beraber. App Builder diye yazarsanız Quick Find kısmına Lightning App Builder gözükecektir. Oradan kendinize yeni bir app sayfası oluşturabilirsiniz. New diyorum. Yeni bir sayfa oluşturuyorum. Burada bize soruyor, app page mi olsun, home page mi olsun, record page mi olsun. Ben app page istiyorum. Next diyorum. Şimdi adını koymamız lazım. Ben ona SLDS koyuyorum. Anlamı Salesforce Lightning Design System. Bununla alakalı yaptığımız bütün çalışmaları burada göstermek istiyorum. Next diyorum. Bize sayfanın türünü soruyor. Hangi tarzı olsun, yani kaç sütundan, kaç satırdan oluşsun diyor. Ben burada hangisini seçelim? Bunu seçelim. 3 tane sütun olsun. Yukarıda bir tane geniş bir satır olsun. Finish diyorum ve Lightning Page'imi oluşturmuş oldum. Bunu save yapıyoruz. Activate yapıyoruz. Ondan sonra save diyoruz. Evet arkadaşlar. Save yaptıktan sonra şimdi geri gidiyorum. Bir application oluşturmak istiyorum. Bu oluşturduğum application'ın home page'ini şu anda oluşturduğum app page ile bağlayacağım. Öncelikle bir application oluşturalım. App Manager'a gidiyoruz. App Manager'dan yeni bir application oluşturalım. Buradan New Lightning App dedikten sonra SLDS şeklinde Salesforce Lightning Design System App koyalım isim şöyle. Bir aplikasyon oluşturuyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Sürekli next diyebilirsiniz. Daha sonra home sayfamızı burada bir önceki sayfaya gelerek sayfamızı bulalım. App page'imizi bulalım. SLDX şeklinde oluşturmuştum. Onu soldan sağ tarafa atalım. Next diyelim. Bu da System Administrator için gözükür yapalım. Save and Finish diyoruz. Applikasyonumuzu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi buradan App Launcher'a gelirseniz View All kısmından oluşturduğunuz aplikasyonu en alta göreceksiniz. Bunu sürükleyerek yukarı alabilirsiniz. Benim yaptığım gibi şu anda en üstte gözükecek. App Launcher'a geldiğiniz zaman buna tıkladığınız zaman home page olarak bizim oluşturduğumuz app page gözüküyor. İçi boş. Şimdi sizinle beraber Salesforce'un kendi oluşturduğu Lightning Design System ile alakalı bir video çekeceğiz. Onunla alakalı ne kadar özellik varsa hepsini tek tek yapmaya çalışacağız. Öncelikle Lightning Web Component'a gidelim arkadaşlar. Yani VS Code'a gidelim. Oradan LWC dosyasının üzerine gelelim. Yeni bir component oluşturalım. Bunun adına da SLDS diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir component oluşturuyorum. Görüyorsunuz component'ımız oluşmuş oldu. Şurada. İçindeki sayfaları tek tek açıyorum. HTML sayfamız var. JavaScript sayfamız var. Şunu kapatalım. Bir de meta XML sayfamız var. Bunu biliyorsunuz true olması gerekiyor. Şu şekilde. Daha sonra buraya target elementini eklemeniz gerekiyor. Ve daha sonra da target elementini eklemeniz gerekiyor içine. Önce target, daha sonra target. Ve bunu yanlış yaptık. Target diyelim. Bunun içine de Lightning app sayfasını eklememiz lazım. Nasıl yazıldığını unuttuysanız bir önceki sayfalarınızdan alabilirsiniz. Şöyle bunu alalım.
Gelelim bizim sayfamıza koyalım arkadaşlar şuraya. Daha sonra kaydedelim. Bir hatamız var. Şu target fazla oldu. Bunları silelim. Şu fazla oldu. Onu siliyoruz. Şu şekilde. Yani bunu ben deploy yaptığım zaman app page'ime deploy yapabiliyorum şu anda. True olması lazım. Bir de bu hedeflerin konulması lazım. Bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ilk komponentimizi oluşturalım. Görüyorsunuz. Bir division oluşturuyorum. Şu şekilde. İçine herhangi bir yazı yazabilirsiniz. Ben şöyle yazayım. Heading large diyorum. Ondan sonra bunun bir class olması gerekiyor. Normalde siz şu şekilde bunu deploy yaptığınız zaman nasıl gözüküyor ona bakalım. Bunu kaydediyorum. Daha sonra sayfamı deploy yapıyorum arkadaşlar. Şuradan deploy yapıyorum. Deploy yaptıktan sonra nasıl gözüktüğüne beraber bakalım arkadaşlar. Açıyorum sayfamı. Sayfamız burada. Aplikasyonlara gelip aplikasyonumu açıyorum. Home page'imizi görüyorsunuz. Bunun içinde şu anda gözükmez. Edit page kısmından bu oluşturduğumuz custom component'ı sürükleyip herhangi bir yere taşımamız lazım. Aşağıda geliyorum. Şurada görüyorsunuz. SLDS şeklinde custom component'ı alıyorum. Buraya koyuyorum. Görüyorsunuz yazımız gözüküyor. İsterseniz ekranımı biraz büyüteyim. Evet, bunu save yaptıktan sonra daha iyi göreceksiniz. Biraz büyük oldu. Bunu küçültelim. Evet. Heading large olarak bir komponentimiz oluştu görüyorsunuz. Daha sonra şu anda görüyorsunuz hiçbir style'ı yok. Peki şöyle bir şey yapsak ne olur arkadaşlar? Biz bunu şeyde çalışmıştık hatırlarsanız. HTML kısımda çalışmıştık. H1 diye bir element oluşursak ona da heading 1 desek bu şekilde oluşursak daha sonra bunu deploy yaptıktan sonra aradaki farkı görelim. Bu biliyorsunuz normalde bunu alayım ben. Bu şekilde alıyorum. Bir HTML editöründe bunu deniyorum. Görüyorsunuz baya büyük. İsterseniz 2'yi görelim. Böyle bizim headingleri vardı HTML'in daha küçük. En küçüğü de H6 idi hatırlarsanız. Bu şekilde HTML elementlerimiz vardı. Hepsi heading. Heading 1 en büyüğüydü. Heading 6 en küçüğüydü. Görüyorsunuz. Peki bunları biz VS Code'a koyduğumuz zaman kullanabiliyor muyuz? Ona bakalım. Koyuyorum. Kaydediyorum. Daha sonra SLDX'i dosyamızı deploy yapıyoruz arkadaşlar. Deploy yaptıktan sonra sayfamı refresh yapıyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar hepsi geldi ama hiçbir değişiklik yok. Yani şunu burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Siz H1'ları kullanamıyorsunuz. Lightning Web komponentlerin içinde H1'ları kullanamıyorsunuz. Madem öyle bunları kullanamıyorsak ne yapacağız? Bunları kullanamadığımız zamanlarda biz Lightning yani Salesforce'un kendi oluşturduğu bazı özellikleri kullanacağız. Yani önceden tanımlanmış. Bunlara class diyoruz biliyorsunuz. İsterseniz class'la alakalı bir örnek yapayım. Daha sonra buraya geri gelelim. Şöyle yine editörümüze gidiyoruz. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar editörde bir yazı, bir paragraf oluşturduğunuz zaman şu şekilde oluşturuyorum. Buna diyelim ki Salesforce diyelim. Salesforce diyorum. Şu şekilde bir paragraf oluşturduğun zaman bu sadece bir paragraf olur ve çok simple olur görüyorsunuz. En simple, en yağlı hali olur. Ama bunu renklendirmek isterseniz ya da kalın yapmak isterseniz ya da işte büyük göstermek isterseniz buna style verebiliyorsunuz şu şekilde. Style attribute'ü var onu kullanıyorsunuz. Şu şekilde hemen elementin içine style yazarak ve daha sonra istediğiniz
property'leri kullanarak şu şekilde color diyelim. Red diyoruz. Ondan sonra başka property'ler de var. Mesela font size bir property'miz var. Onun değerini de piksel tarzında 20 piksel şeklinde yazabilirsiniz. Ondan sonra font weight var mesela, onu yazabilirsiniz. Ona da bold diyebiliriz şu şekilde. Bu şekilde siz bir style verebilirsiniz arkadaşlar, görüyorsunuz. Ya şunu artırdığınız zaman bunun arttığını göreceksiniz. Rengini değiştirdiğiniz zaman bunun değiştiğini, renginin değiştiğini göreceksiniz. Bunu arkadaşlar style diyoruz. Siz bunu aynı şekilde alıyorum ben buradan. Aynı şekilde Lightning Web'in içinde de kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir style koyabilirsiniz. Style koyduktan sonra isterseniz sayfamızı refresh yapalım. Orkumuzu refresh yapalım ve görelim ne değişecek. Birkaç kere refresh yapıyorum görmek için. Evet, gördüğünüz gibi hemen gözükmüyor, hemen gelmiyor. Böyle bir durum var. Gördüğünüz gibi birkaç kere yapıyorum. Gelmiyor. Tekrar deploy. Belki yanlış şey deploy yapmışımdır. Bazen yapıyorum. Böyle bir hata yapabiliyorum. Şimdi SLDX'i deploy yaptık. Sayfamızı refresh yapalım. Birkaç kere dediğim gibi refresh yapmanız gerekebilir. Eğer yine de gelmiyorsa o zaman Edit Page kısmından, şuradan Edit Page kısmına gelin arkadaşlar. Ondan sonra görüyorsunuz değişti. Save yapın. Tekrar geri gidin. O zaman gözüküyor. Şu an görüyorsunuz. Biz style oluşturduk. Style olarak biz yazdığımız yazının rengini, boyutunu ve kalınlığını değiştirmiş olduk. Ama sürekli bunu yapmak zor olabilir. Biz burada bunu böyle yapmaktansa yine editörümüze gidelim. Bunu biz class olarak değiştirebiliriz arkadaşlar. Bunu class olarak yapabiliriz. Class olarak yaptığınız zaman şunu yapmanız gerekiyor. Normalde bir CSS dosyanız olması gerekiyor. Bu CSS dosyasının içinde class'lar oluşturuyorsunuz. Class'lar aslında sizin burada oluşturduğunuz style'ı tanımlayan ya da style'lara hitap eden kısa terimler diyebiliriz. Şu şekilde. Size şunu da göstereyim. Diyelim ki yeni bir paragraf oluşturdunuz. Buna da diyelim ki developer yazdınız içine. Şu şekilde bir paragraf oluşturdunuz. Siz buna da style vermek istediğiniz zaman aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Ya da hani kopyala yapıştır yapabilirsiniz. İçine bunu girmeniz gerekiyor. Daha sonra yeni bir paragraf oluşturduğunuz zaman diyelim ki şu şekilde my name is Ali diye bir paragraf oluşturduğunuz zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Birinci ve ikincisi mavi iken üçüncüsü simple. Buna da style koymak istiyorsanız aynı şekilde koyabilirsiniz. Hani rengini red yaparsınız, size'ını 15 yaparsınız falan değiştirirsiniz ama demek istediğim şu, siz sürekli bunları eklemektense bunların yerine class kullanabilirsiniz. Class kısa çözüm oluyor. Yani farklı yerde topladığınız style'ları class adıyla, class attribute'üyle istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Sürekli böyle yazmaktansa şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizim burada şu şekilde bir element oluşturmam gerekiyor size class'ı göstermek için. Normalde ayrı bir sayfada olabiliyor. Bunun içine class koymanız gerekiyor. Class dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şunu alalım. Bunun yerine class kullanıyoruz. Class diyoruz. Eşittir. Buna istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Diyelim ki ben buna title şeklinde bir isim veriyorum. Bu isim custom bir isim. O yüzden ben bunu şu style elementin içinde tanımlamam gerekiyor. Nokta ile başlıyorsunuz. Title diyorsunuz. Süslü parantezleri açıp kapatıyorsunuz. Bunun içine şurada yaptığımızın aynısını hatta kopyalayalım arkadaşlar şu şekilde. Buraya koyalım. Sadece alt alta yazarsanız daha güzel gözükür. Şu şekilde. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman aynı sonucu elde ediyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani Salesforce ile developer birinde class var, birinde style var ama aynı sonucu elde ediyoruz. My name is Ali'de farklı bir şey var. Buna da eğer siz aynı class'ı koymak isterseniz şu şekilde class diyelim eşittir. Diyelim ki buna title koydunuz. Aynı sonucu alabiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar. Bu tekrarı yaptıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Biz böyle klaslar oluşturabiliriz ve bunları tekrar tekrar kullanabiliriz. En büyük faydası bu. Tekrar tekrar kullanma. Ya bu title'ı siz istediğiniz elementin içinde kullanın. Size ne zaman lazımsa diyelim ki ya birden fazla class oluşturdunuz. Bazılarını birkaç yerde kullanmak istiyorsunuz. Tekrarat yönünden çok faydalı bir şey class olması. Diğer şekliyle sürekli style yazmanız gerekiyor. Her biri için aynı style'ı yapmanız gerekiyor ya da farklı style'lar yapmanız gerekiyor. Aynısını kullanmak istediğinizde bile tekrar tekrar şu şekilde yazmanız gerekiyor. Bu hem yazdığımız kodların çok böyle dağınık ve karmaşık olmasına sebep olur. Hem de tekrar tekrar yazmak zorunda kalırız. Onun yerine biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Class oluşturuyoruz ve bu class'ı istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. İsterseniz şu şekilde bir tane daha oluşturayım. Diyelim ki bir division oluşturduk. My name is Engin diye bir division oluşturduk. Siz bu division'ın içine arkadaşlar diyelim ki şu anda simple oluyor. Görüyorsunuz. Class eşittir title dediğiniz zaman title'ın içinde hangi özellikler varsa, hangi style varsa onu my name is Engin'e getiriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi burada aslında benim söylemek istediğim şu. Bizim burada oluşturduğumuz title gibi Salesforce kendi class'larını oluşturmuş. Bunların sadece ismini bilmeniz yeterli. İsmini bilmeniz siz için yeterli. Otomatik kullanabiliyorsunuz. Otomatik kullanabiliyorsunuz. Şimdi onlara geleceğiz. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? VS Code'da style koyduk. Heading large koyduk. Ve şu şekilde bunu kaldırırsak mesela. Şu şekilde bir sonuç aldık arkadaşlar. Mavi. Mavi olması şart değil. Salesforce'un kendi class'larını kullanarak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi görelim. Size söylediğim gibi bunu şurayı silelim. Normalde HTML onu H1'larla çözüyor. H1 diyor. İşte my title falan diyor. Şu şekilde yazdığın zaman bu H1'ın bir özelliği. Bunu kalın gösteriyor, büyük gösteriyor. Bu şekilde gösteriyor. Ama siz buraya P yazsanız aynı şekilde göstermez. Ama biz bu H1'ı kullanamıyoruz. Salesforce'da kullandığımız zaman aynı sonucu alamıyoruz. Ne yapacağız? Salesforce'un oluşturduğu Salesforce Lightning Design sistemindeki bazı hazır class'ları kullanmamız gerekiyor. O yüzden ben geri geliyorum. Style'ı siliyorum arkadaşlar buradan. Daha sonra bunun içine class yazıyorum. Şimdi Salesforce'un hazırladığı özel hazır class'ları kullanacağız. Bir tanesi şu arkadaşlar. Eğer siz heading yapmak istiyorsanız SLDX ile başlıyorsunuz her zaman. Sonra tire text diyoruz. Çünkü şu anda text'ten bahsediyoruz. Text olduğu için text yazıyoruz. Sonra heading diyoruz. Alt tire alt underscore unutmayalım. Large diyoruz. Bu şekilde oluşturduğunuz zaman bunu isterseniz biz deploy yapalım. Bu bizim HTML ile kullandığımız H1'a benziyor. Ama burada H1, H2, H3 şeklinde değil de large, medium ve small şeklinde 3 tane bazen regular de olan 4 tane heading'imiz var. Ama bunları işte element adıyla değil de class ile belirliyoruz arkadaş. Hepsini class ile belirliyoruz. Yani Salesforce'un oluşturduğu Salesforce Lightning Design sistemi içindeki hazır class'larla biz bazı özellikleri buraya taşımış olacağız. Bunu deploy yapalım ve nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı görelim arkadaşlar. Bunu ben evet bakalım bir hata yaptık burada. SLDX değil. Bunu yanlış aldım. SLDS olacak. Görüyorsunuz burada zaten bir sürü geliyor. Bunu kaydedelim. Tekrar deploy yapalım arkadaşlar ve görelim sonucumuzu görelim. Dediğim gibi birkaç kere refresh yapmanız gerekebilir. Evet, olmuyorsa edit page yapıp oradan da değiştirebilirsiniz. Görüyorsunuz biraz kalınlaşmış. Save yapıp tekrar geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi kalın bir text ile karşılaşmış olduk. Peki biz bunu kopyalasak arkadaşlar şu şekilde. Bunu aşağı doğru alalım şöyle.
Birine large diyelim. Diğerine medium diyelim. Diğerine small diyelim. Son olarak da regular olarak sonucu oluşturalım. Şu şekilde oluşturduk. SLDS hepsi aynı başlıyor. Text heading large, heading medium, heading small, heading regular şeklinde. Bunu deploy yapıyorum. Ve sonucu görmeye çalışalım. Evet, birkaç kere refresh yapmama rağmen gelmiyor. O zaman şöyle yapabiliyorsunuz. Edit page diyelim. Hepsi geldi görüyorsunuz arkadaşlar. Save deyip tekrar geri gidiyorum. Hepsi geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Large deyince biraz büyük. Ondan sonra bunların isimlerini değiştirebiliriz. Large yerine şununa medium diyelim. Buna small diyelim. Buna da regular diyelim arkadaşlar. Daha sonra bunları görmek için. Hatta şunun başına da SLDS koyalım. Şöyle güzel bir çalışma olsun istiyorum. SLDS diyorum. Şu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Bunu deploy yapmaya gerek yok şu anda. Bir sonraki adımda deploy yaparız. Gördüğünüz gibi en büyük heading'imiz bu. Large. Daha sonra medium. Daha sonra small. En sonuncusu da regular. Bu şekilde geliyor. Birinci videoyu burada bitirelim. Sonra diğer class'larla devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.